2016-2017 eğitim öğretim yılını tamamladığımız bugün, tüm öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlık ve huzur içerisinde bir tatil süreci geçirmelerini diliyorum. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu sözlerle bugün itibariyle sonlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve öğretmenleri kutladı. Bakan Yılmaz yazılı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Eğitim insana değerli kılan, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreçtir. Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir. Gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu inancımızla nitelikli bir eğitim için çabalıyor, önceliğimizi nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi olarak belirliyoruz. Öğretmenlere seslenen Yılmaz, milli kültürümüzü yaşatmanın en temel yolu eğitimdir diyerek yeni nesilleri yetiştirmek için özveriyle çalışan öğretmenleri takdir etti. Öğrencilere de seslenen Yılmaz mesajında şu ifadeleri kullandı. Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldiniz. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatil hak ettiniz. Tatil sürecinde özellikle dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle dolu dolu zaman geçirmenizi, kişisel ve sosyal gelişiminizi destekleyici faaliyetlerde yer almanızı ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Okuduğunuz her bir kitap size yeni bir ufuk açacak, gelişiminize en değerli katkıyı sağlayacaktır. Bilgi çağında okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olmanız, sizlerin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. Ülkemizin yarınlarına sizler yön vereceksiniz. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan siz değerli evlatlarımızın, donanımlı, dünyayı takip eden, çağımızın tüm yeniliklerine hakim, yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi, bizim için ve geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepinizi gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum. ...2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Sivas'ta 120 bin öğrenci, 9 bin öğretmen ve 10 bin çalışan yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler duygularını SRT Haber aracılığıyla paylaştı. Çalıştım, kitap okudum. Kesin öyle yapmıştım zaten. Oyun oynayacağım, ders çalışacağım. Sen neler yapıyorsun? Çalıştım 2016-2017 yılım boyunca. Kitap okumak, test çözmek, en önemlisi de azim. Tabii bir de TEOG'da başarın var. Nedir bu? Çok çalıştım. Zaten başaracağıma da inanıyordum. Ailem de destek verince başardım. Ben Reyhan Karaçınar. Takdir aldım. Çok mutluyum. Çalıştım. Şöyle. Kime borçlusun takdir alıp? Öğretmenlerime borçluyum ve çalışmama borçluyum. İstedim, başardım. Yaz tatilini yapacak. Yaz tatilinde kursa gideceğim öncelikle. Ne aldın, mutlu musun? Evet, mutluyum. Anneni görebilir miyim? Yani teşekkür almak da iyi bir şey de takdir daha iyi. Evet. Yaz tatilinde ne yapacaksın? Herkesin yaptığı şey oynamak, kitap okumak. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışmak, kitap, bol bol kitap okumak. Anneni görüyorsun. Ses sorma. Sivas'ta 120 bin öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı. Kent merkezindeki Cebecioğlu İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende bedensel engelli öğrenci Arda Güler, Arif Nihat Asya'nın Bayrak adlı şiirini okudu. Mavi göklerim beyaz ve kızıl tüsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Şiirlerin ardından öğrenciler çeşitli dans ve yöresel halk oyunları gösterisi yaptı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, öğrencileri tebrik ederek yaz boyu boş oturmasınlar, bol bol kitap okusunlar. Bu bir. İkincisi, akrabalarını ziyaret etsinler. Köyleri varsa köylerini ziyaret etsinler. Yaz tatilinde bunları yapmalarını tavsiye ediyoruz dedi. Sivas'ta sorunsuz bir şekilde eğitim öğretim yılını kapatıyorsak, bunda öğretmenlerimizin büyük payı var. Onlara da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir diğer isteğimiz de sevgili velilerimizden, biraz önce öğrencimiz de şiir de okudu. Karneleri ne yapmalı? Velilere götürmeli. Onlara vermeli dedi. Onlara takdim etmeli. Aldığımız karneler de çocuklarımızın iyi notu olabilir, kötü notu olabilir. Nasıl başarılı çocuklarımızı ödüllendiriyor isek, kırık notları olan, düşük notları olan çocuklarımızın da notlarıyla ilgili neler yapabileceğimizi beraber mütalaa ederek bu çocukların psikolojisini bozmadan gelecek sene daha iyi hazırlamak için gerekli hazırlığı yapmamız gerekir. Görüyorum ki öğrencilerimizde büyük heyecan var. Velilerimizde büyük heyecan var. Öğretmenlerimizde başarılı bir eğitimin, sorunsuz bir eğitim yılının tamamlanmış olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur var. Sivas Valisi Davut Gül de öğrencileri tebrik ederek, sınıf ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altında. İnşallah tekli eğitime geçeceğiz. Bütün okullarımızda beyaz bayrak sertifikası alacağız dedi. Sivas'ta eğitim ailesi olarak 120 bin öğrenci, yaklaşık 9 bin öğretmenle en az velilerimiz kadar çocuklarınızla ilgileniyoruz. Sivas'ta sınıf başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altında. Yani iyi bir şey. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altında. Yani iyi bir şey. İnşallah tekli eğitime geçeceğiz. Okul öncesi eğitimde bütün öğrencilerimizin yararlanabileceği altyapıyı hazırlayacağız. Bu okuldaki gibi bütün okullarımızda beyaz bayrak sertifikası alacağız. Konuşmaların ardından karne dağıtım törenine geçildi. Vali Gül sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen ve karnesini vermesini isteyen 4. sınıf öğrencisi Mücahit Efe Koçak'a karnesini takdim etti. Buraya da bu biz normal karne dağıtımında bir okul seçiyoruz ama bu okulu seçmemizin sebebi sizin arkadaşınız Enes bana sosyal medyada mesaj atmıştı. Bizim okula gelip gelemeyeceğini, karnesini verip veremeyeceğini. Dolayısıyla da Enes davet etti. Biz de geldik. Mücahit Enes. Abi şöyle bakar mısın? Sayın Vali. Sayın Vali. Sayın Vali. İrem Güler. İrem Güler hangisi? Sayın Vali bir fotoğraf alalım biz. Tamam alalım. İyi tatiller. Polifonik korolar yarışmasında birinci olan Muzaffer Sarı Sözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 2016-2017 eğitim öğretim yılının son gününde mini bir konser verdi. Lise öğrencilerinin karnelerini ise Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy dağıttı. Törende konuşan okul müdürü Arun Kaya, Güzel Sanatlar Lisesi'nin daha önce farklı başarılara imza attığını söyleyerek öğrencilerini kutladı. Bizim bölümümüz 11 ulusal ve 3 uluslararası yarışmaya katılmış ve bu yarışmalardan bir tanesi de Çin Halk Cumhuriyeti'nin düzenlediği Hayalimdeki Çin konulu resim yarışmasıdır. 2016-2017 eğitim öğretim yılı noktalanırken bir başarı da müzik bölümümüzden gelmiştir.
Türkiye'nin tüm illerinden gelen profesyonel kuruların yer aldığı Türkiye Polifonik Kurallar Şenliği'nde okulumuz halk müziği yorumlamada başarı ödülüne layık görülmüştür. Polifonik Korolar Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde eden Şef Sinem Caner yönetimindeki lise korosu müzik dinletisi gerçekleştirdi. Güzel Sanatlar Lisesi Korosu izleyenler tarafından büyük bir beğeniyle dinlenirken, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Güzel Sanatlar Lisesi'nin Sivas için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Sivas için büyük bir şans, çok önemli. Her zaman için Sivas'ta renkli ve sanat adına, güzellik adına ne varsa bizim Güzel Sanatlar Lisemizde bunu görüyoruz ve gerektiği zaman başımız sıkıştığında da herhangi bir şey oldu da okul müdürümüz Harun Bey acele bir program yap, herhangi bir ilimizle ilgili yüzümüzün ak çıkması gereken herhangi bir şey varsa sağ olsun o da bize elinden geldiği kadar gerek yarışmalarda, ses yarışmalarında gerek diğer sosyal organizasyonlarda bize yardımcı oluyorlar. Programda 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Resim Yarışması'nda derece yapan öğrenciye ödül verildi. Programın ardından Milli Eğitim Müdürü Altınsoy ve Okul Müdürü öğrencilere karnelerini verdi. Çağla Yönal, Beril Özden, Bezanık Polat. Son olarak Altınsoy okuldaki resim tablolarını inceledi. ...120 bin öğrenci bugün karne almasıyla birlikte yaz Kur'an-ı Kerim kursları da 12 Haziran Pazartesi günü açılacak. Konuyla ilgili SRT Haber mikrofonlarına konuşan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, karne alan öğrencileri tebrik etti ve Pazartesi günü açılacak Kur'an-ı Kerim kursları hakkında bilgi verdi. Mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayı. Bu da çok önemli bizim açımızdan. Okullarda malum tatil oldu. Pazartesi günü, 12 Haziran Pazartesi günü Allah nasip ederse bütün camilerimizde ve bütün Kur'an kurslarımızda, bunun yanında bazı kuruluşların bünyelerinde de valiliğimizden alacağımız onayla inşallah bütün din görevlisi arkadaşlarımızla beraber 2 ay süreyle İnşallah yavrularımıza din eğitimi, Kur'an eğitimi vermeye çalışacağız her sene olduğu gibi. Son olarak Müftü Balkan, çocuklarımızı farklı yerlerde, farklı alanlarda gezmek yerine Kur'an kurslarına gönderelim, hazırlıklar tamam dedi. Tabii bu Ramazan ayında olması da ayrı bir özellik taşıyor, ayrı bir fırsat. Anne babalar olarak bizlerin en önemli vazifelerinden biri de tabii malumunuz yavrularımızı dinine, vatanına, milletine, memleketine fayda sağlayacak birer insan olarak yetiştirebilmek. Bu anlamda dışarılarda, farklı yerlerde, farklı noktalarda çocuklarımızın kötü alışkanlıklara kaymalarını da önleyecek şekilde inşallah bu Kur'an kurslarımıza, yaz Kur'an kurslarımıza mutlaka gönderelim. Yani 3 gün sonra, 3 hafta sonra, 1 ay sonra işte oraya gideceğiz, buraya gideceğiz deyip de ihmal etmeyelim. Çünkü gittiğiniz, gideceğiniz her yerde sistem çok kendini otomatik olarak ortaya koyuyor. Gittiğiniz her yerde kaldığı yerden devam edebilecek öğrenciler. Çünkü her yerde aynı şekilde program işliyor. O yüzden kesinlikle hiçbir mazeret öne sürmeden sevdirerek yavrularımızı buralara gönderelim. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Hocalarımızla toplantılarımızı yaptık. Yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Hazır bir vaziyette inşallah bu gül bahçesine bu güllerimizi, yavrularımızı bekliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sivas Kent Meydanı'nda hayat iftardan sonra başlıyor. Orucunu açan vatandaşların meydana gelmesiyle seyyar satıcıların yüzü gülüyor. Evet sevgili izleyiciler, Sivas halkının iftardan sonra meydanlara akın etmesi esnafın yüzünü güldürüyor. Sıcak çaylar burada, sıcak çaylar burada, çaylar, çaylar. Osmanlı macunundan oyuncakçısına kadar birçok satıcının yer aldığı meydanda vatandaşlar sahura kadar vakit geçiriyor. Merhaba abi, hayırlı işler. Teşekkür ederim, sağ olun. Gelsin. Hoş geldiniz. Şimdi Ramazan'dayız. Evet. Öyle meydanlar falan da kapatılıyor. Evet. Vatandaşlar iftardan sonra sokağa çıkıyorlar, geziyorlar, tazıyorlar. Evet. Senin yanına da uğruyorlardır muhakkak. Aynen, illaki. Satışlar ne durumda? Satışlar güzel. Gençleri seviyoruz. Gençleri sevdiğimiz için bu işi yapıyorum. Yaz akşamlarında genelde buradayım. İnsanlar Sivas'ta başka yapacak bir eğlence, aktivite bulamadıkları için mecburen istasyonda gezip stresini atıyorlar. Buraya geliyorlar, çocuklarını eğlendiriyorlar. Birlikte hem onlarla eğleniyoruz hem kendimiz eğleniyoruz. Evet. Sabahki iş stresini akşam burada atıyoruz komple. Peki sahura kadar burada mısınız? Gece 1-2'yi buluyor rahatlıkla. Peki. Özellikle sıcak olduğu akşamlarda 1'e 2'ye kadar biz buradayız. Peki fiyatlar ne durumda satışlar? Kılıçlarımız 10 lira, sapanlarımız var 4 lira, ışıklı sopalarımız var 5 lira, stres şarkımız var özellikle revaçta olan bu yılın en iyi ürünü 10 lira, ışıklı favori. Stres şarkı aynen favorimiz. Daha sonra neyimiz var? Köpeklerimiz var, onlar 10 lira. Bu şekilde fiyatlarımız. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan genç çiftçiler belli oldu. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız yaptığı açıklamada, 2017 yılında Genç Çiftçi Projesi ile ilimize tahsisi yapılan toplam 310 projenin değerlendirmesi sonucu hibe almaya hak kazanan asil genç çiftçiler belirlendi. 2017 yılında ilimizde elektronik ortamda toplam 3875 başvuru yapıldı ve müdürlüklerimize 2776 dosya teslim edilmiştir. 2747'si hayvansal üretim, 24'ü bitkisel üretim, 5'i ise tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda yapılmıştır. İlimize bakanlığımız 310 proje için 9 milyon 300 bin TL bütçe ayırdı ve bu bütçeyle ilimiz Türkiye genelinde genç çiftçi projesi kapsamında en çok destek alan ikinci il oldu dedi. Sivas Numune Hastanesi uzman doktoru Sevim İnel, kanser tedavisinde teknolojinin son evresi olan multidisipliner cihaz hakkında bilgi verdi. Kanser tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu disiplinler başlıca cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiden oluşur. Radyoterapi onkoloji merkezinde büyük bir öneme sahiptir. Çünkü kanser hastalarının gerek erken evrelerinde gerekse ilerleyen evrelerinde ihtiyaç duydukları bir tedavidir. Bazen hastaları radyoterapi ile ameliyat etmeksizin küratif tediler verir, göndeririz. Bazen de hastalarımızı cerrahi öncesi ya da sonrasında radyoterapi vererek sağ kalımlarını artırırız. İleri dönem hastalarımızda tümöre bağlı kemik ağrılarında hastaların ağrılarının kesilmesinde ya da tümöre bağlı kanamalarda kanama kontrolünü sağlamakta kullanırız. Bu nedenlerle radyasyon onkolojisi onkolojide büyük bir öneme sahiptir. Multidisipliner cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve onkoloji alanlarında tedaviye büyük katkı sağlıyor. Uzman doktor Sevim İnel, Sivas Numune Hastanesi'ne alınan bu radyoterapi cihazı, onkoloji hastalarının tedaviyi bir bütün olarak almalarını sağlayacak. Farklı onkoloji merkezleri arayışlarında olmalarına gerek kalmayacaktır dedi. Sivas Numune Hastanesi'ne alınan bu cihazla birlikte artık hastalar tedavilerini tamamlamak için başka hastanelere gitmek durumunda kalmayacaklar. Cerrahilerini burada olabiliyorlardı, kemoterapilerini alıyorlardı fakat radyoterapi için başka hastanelere gitmek, başka şehirlerde radyoterapi klinikleri aramak durumunda kalıyorlardı. Bizim cihazımızın gelmesiyle birlikte artık tüm tedavilerini burada alıp çıkabilecekler. Cihazın son teknoloji olduğunu söyleyen İnel, cihaz hakkında daha geniş kapsamlı bilgi verdi. Hastalarımızın tedavisi esnasında kullandığımız bir takım aparatlar var. Bunlar tedavi esnası hastasının kımıldamasını, dolayısıyla tümör hareket etmesini engellemek için hazırladığımız hastaya özel aparatlar.
bu sıcak su tankımız, bunun içerisinde özel termoplastik maskeler hazırlıyoruz hastalara. Hastane yöneticisi Mahmut Aluç da cihazın 2,5 milyon dolara mal olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Bildiğiniz üzere geçen hafta itibariyle yeni bir ünitemiz daha oldu. Radyoterapi ünitesi oluşturduk. Cihazımız yaklaşık bundan 2 ay kadar önce Sağlık Bakanlığı merkezi bütçeden yaklaşık 2,5 milyon dolar maliyetle bize gönderildi. Bu cihazımız halk arasında ışın tedavisi denilen tedavi sağlamaya sağlayacak. Geçen hafta itibariyle çalışmalarımıza başladık. Şu an 7 tane hastamız var. Kür tedavileri devam ediyor. Hastanemizi bütün olarak değerlendirirsek, hastanemizde medikal onkoloğumuz mevcut. Radyasyon onkoloğumuz da mevcut bu sistemden sorumlu olan. Tümör cerrahisi yapan hekimlerimiz de mevcut hemen hemen her branşta. Tümör tanısı koyabileceğimiz hemen hemen tüm radyolojik teknikler ve laboratuvar teknikler de yapılabiliyor. Tabii bu iş bir ekip işi. Bu amaçla da bir onkoloji konseyi oluşturduk. Bu konseyde onkolog arkadaşlarımız mevcut. Bu işi yapabilecek cerrahlarımız mevcut ve patologlarımız mevcut. Onlarla ilk toplantımızı inşallah önümüzdeki hafta yapacağız. Bu konsey ne yapacak? İlgili hastalar oldukça, vakalar geldikçe, özelliği olan vakalar geldikçe konseyde tartışılacak. Bu hastaların tedavisinin nasıl olduğu planlanacak. Sivas için oldukça büyük bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. İnşallah halkımıza hayırlı olur. Çocuk acili muhtemelen bayramdan sonra taşıyacağız. Bayramdan sonraki hafta istasyon tarafında hem çocukla ilgili bir tane çocuk acilimiz var, bir tane de çocuk servisimiz var. Onları bayramdan sonra taşıyacağız. Kadın doğum çocuğun aynı binada hizmet veriyor olması hem bizim için büyük bir avantaj olacak, hem vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak. Yataklı servisler anlamında da bu bina diğer binaya göre çok modern olduğu için vatandaşlarımızın çok daha kaliteli hizmet alacağını düşünüyoruz. 15 gün kadar önce de tamamlayıcı tıp polikliniğimiz açıldı. Bir tane anestezi uzmanımız, bu konuda deneyim olan, sertifikası olan bir arkadaşımız da çalışmaya başladı. Bildiğim kadarıyla da iyi bir hasta sayısı var. Bununla ilgili de yakında hem kendisiyle ilgili bir haber yaparız, vatandaşlarımıza daha ayrıntılı bilgi veririz. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Astoğlu, iftar yemeğinde bu sene farklı bir uygulama yaparak ilçelerdeki üyeler ve ilçe protokolü ile iftar programında bir araya geliyor. Bu kapsamda iftar yemeği programının ilki Şarkışlı ilçesinde gerçekleştirildi. İlçede bulunan bir lokantada gerçekleştirilen iftar yemeğine Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Ziraat Odası Başkanı Bayram Sevim, Şarkışlı İş Adamları Derneği Başkanı Osman Aydın, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Astoğlu, Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. İftar programında konuşan Başkan Astoğlu, her sene Ramazan ayında Sivas Ticaret Borsası olarak iftar verdiklerini, borsa yöneticileriyle üyeleri bir araya geldiklerini ifade etti. Borsamızla Sivas'ta gereksiz hale getirmiştik. Fakat biz bu sene konseptimizi değiştirdik. Sivas'ta dün yaptık biz, Sivas'ta üyelerimize. Bugünden itibaren Sarkış'ta Kemenek, Firuz günlerde her gün bir yerde yapmak kararı aldık. Sizlere bir arada vurmak için size katılımdan da çok teşekkür ediyorum. Bize onur verdiniz, ithal ettiniz. Bir de ufak bir şey söylemek istiyorum. Önümüzdeki seçimlerimiz var biliyorsunuz. Seçimlerimize herhalde bir 4 ay veya 5 ay gibi bir zaman var. O zaman da sizlerin desteklerinizi bekleyeceğiz. İftar yemeğinin ardından protokol üyeleri ve borsa üyeleri birlikte istişareler yaptı. Toplantıda Şarkışlı ilçesinin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, üretim ve ticaretle ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Sivas Belediyesi Sibeski Müdürlüğü tarafından boru değişimi çalışması yapılacağından dolayı Karşıyaka Mahallesi'nde su kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Kesinti 10 Haziran Cumartesi günü saat 4'ten 18'e kadar olacak. Sivas Hafik Gün Yamaç Köyü Kalkındırma Derneği geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Yusuf Keskin,
köylülere birlik ve beraberlik mesajları verirken mübarek olan bu aylarda yardımlaşmanın önemine değindi. Günyamaç Köyü Derneğimizin iftar programına hoş geldiniz. Afiyet olsun. Katılımınızdan ötürü sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Günyamaç Köyü, Günyamaç ailesinin vermiş olduğu bu iftarda amacımız Günyamaçlarla birlikte beraber dostlarımızla, arkadaşlarımızla hasbihal etmek. Hani diyor ya, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül dostları görmek ister kahvede, kahvehanede ve hane. Dolayısıyla bizim amacımız Günyamaçları birleştirmek. Programda ayrıca Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Gündoğan ezan okudu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Okunan Kur'an tilavetleri ve dualarla program sona erdi. Sivas'ta yaşayan Cüneyt Çaylak, 2002 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç oldu. Geçirdiği kaza sonrası hayata küsen Çaylak'ı, hayata bağlayan kangal köpeği sevgisi oldu. Benim bütün hayatım bunlar. Kangallar mı oldu beni hayata bağlayan? Tekrardan bunlarla böyle sosyal hayata geçtim. Sivas'ın dünya çapında Anadolu aslanı olarak nitelendirilen kangal köpeği, insanlara dost olmaya devam ediyor. Kangal ilçesinde yaşayan Cüneyt Çaylak, 15 yıl önce trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası %90 felç olan ve yürüyemeyen Çaylak, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hayata küsen Çaylak, kangal köpeğinin sevgisi ve dostluğuyla hayata tutundu. Çaylak kangal köpeği hem dost hem de arkadaş oldu. Çek buyurma. Felç olduktan sonra hayatını kangal köpeklerine adadığını söyleyen Çaylak, "O günden beri kendimi kangallara adadım. Burada kendime kurduğum kangal çiftliğinde, arkadaşımla birlikte, kangallarımızla beraber huzurlu, mutlu bir şekilde hayat geçiriyoruz," dedi. Şehrin vermiş olduğu sıkıntıyı, stresi gelip burada kangallarımızla beraber atıyoruz. Benim bütün hayatım bunlar. Kangallar mı oldu beni hayata bağlayan? Tekrardan bunlarla böyle sosyal hayata geçtim. Milli İrade ve Demokrasi Derneği Sivas İl Başkanlığı tarafından dün akşam şehitlerimiz için Mevlid Vatim programı düzenlendi. Kale Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabul mahim. Vehdini vehdina ve vefkidna ila haqq ve ila tariqil müstakim. Programda ilahiler okunarak ezgilere yer verildi. Programa gelenlere ve cami cemaatine girişte şeker ikramı yapıldı.